dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraber olmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü yayınımız esasında Teknik Masada Burcu Turan bizlere yardımcı oluyor. Ve programı hazırlayıp bir saate yakın müddet içinde sizlere sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı. Ekibim adına inşallah sizlere faydalı bir zaman geçirtmeye çalışacağız. Yani daha değişik söyleyeyim. Zaman öldürtmemek niyetindeyiz. İnşallah Allahü Teala bu niyetimize uygun şekilde kısmet eder. Size de, bize de. Efendim, Kanuni Sultan Süleyman Han zamanında yaşamış. 13 sene kadar sadrazamlık yapmış. Adına bilhassa onu ortaya çıkarmak için adına diziler çevrilmiş. Muhteşem adı koymak suretiyle Orada birçok karışık saray entrikaları sergilenmiş. Efendim, bir devrin sadrazamı. Kanunu Sultan Süleyman Han'ın adına Avrupalılar muhteşem diyorlar. Soliman Mayifik diyorlar. Fransızca. Peki biz o muhteşemi niye başka bir teşem yaptık? Neydi derdimiz yani? Ecdadımızdan bir ölç mü almak istiyorduk? Hayret bir şey ya. Yani şöyle yeni gelen nesli ecdadıyla iftihar edecek şekilde olan tarihimizi süsleyelim demiyorum. Makyajlayalım demiyorum. Gerçek tarihi anlatalım ya. Onlar da ecdadımız böyle olsaydı ne hoş olurdu üçkağıtçı, dolandırıcı, yağmacı olsaydı dercesine işin içine bunları sokuyorlar. Cihat derken ganimet alıp keyif sürmek, çalışmamak, ye iç, yan gel yat, hazine boşaldı, hadi evladım gidelim, bir iki yer daha çarpalım. Ya Rodos'taki tapınak şövalyeleri bile bu kadar pes faya hareket etmiyordu ya. Bir davaları vardı adamların hiç olmazsa. Evet, biz de doğruları anlatmaya çalışıyoruz, doğru bildiklerimizi. Hatamız olur mu? Tabii ki okuluz, hatamız olacaktır. İbrahim Paşa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın emsali bir kimseydi. Beraber büyüdükleri rivayet ediyor. Çeşitli rivayetler var. Ve eee 1524'lerde efendim sadrazam oluverdi. verdi. Birisinin kötü niyetiyle hain Ahmet Paşa'nın ya şu Pir Mehmet Paşa gitse de şu ihtiyar adam gitse de ben gitsem yerine diye çeşitli numaralar çevirirken Kanuni Sultan Süleyman Han'ı padişahım siz delikanlı insansınız hani karşınızda bir fani duruyor bununla siz nerelere kadar gidebilirsiniz ki diyerek kendisini oraya layık görürken birdenbire İbrahim Paşa damat olup ondan sonra da sadrazam edili verince o adam kinlendi ve gitti. Mısır valini istedi. Mısır valini de verdiler ona. Mısır'da çünkü biraz asayişte bozulmalar vardı. Bu gitti Mısır'da asayişi düzeltirken mafyacılarla işbirliği yapan güvenlikçi durumuna düştü. Pespaye bir hale düştü. Onlarla işbirliği yaptı ve Osmanlı'ya baş kaldırdı, isyan etti. Hain Ahmet Paşa oldu. Onu orada imha etmekte bu damat İbrahim Paşa'ya nasip oldu. Peki o imhayı, o isyanı durduruşunu niye anlatmazsınız İbrahim Paşa'nın? Ha İbrahim Paşa zaman içerisinde her insan her makamı hazmedemez efendim. Bütün dünya makamları böyle. Hatta ahiret makamlarında da derler ki tasavvufta bazıları efendim e, makamını hazmedemediği için yanlış yollara gidip hatta şeytan onun zihnini çelerek başka yerlere de getirebilirdi. Ha o hakiki tasavvufu aradım mı aramadım mı, onu bilemem ben onu tarafını o tarafta değil şeyim onu anlatmak değil. Bu arada bu arada bir isyan çıktı ne isyanı çıktı? Bu kalenderi isyanı. Kalender isyanı veya kalender şah isyanı. Aslı kitabisi kalender şah isyanı. Kalenderin isyanında efendim onu Kanuni Sultan Süleyman Padişah bu isyanı bastırmaya gönderdi ve hakikaten bu isyanı bastırdı. Dedikten sonra biz bu isyanı bu isyanı 3000 veya 5000 işte 3000'ini atlı 2000'ini piyade gibi falan veya tersi rakamlar da veriliyor. Efendim bu kalender isyanı neydi? Çünkü Osmanlı devletini anlatanların böyle isyanlarla ilgili şeyleri çok gündeme taşımak istediklerini görüyoruz. Yani isyan demek darbeci demek canım. Normal kurulu devlet düzenine karşı bir darbe yapmak demek. Bu gelip devletin başkentini isyan e, istila etmeye niyetlenmekten başlar da başka bir yerde bir çıban başı ortaya çıkararak o cerahati büyütüp büyütüp büyütüp, büyütüp çıbanı ondan sonra devlette pazarlığa oturma. Bunların çok çeşitli yolları vardır. İnsanlık tarihinde bunlar çok olmuştur. Sadece Osmanlı tarihinde değil. Kalender Şah denilen adam kimdi? Bunun bilinmesi lazım. Çünkü bunu bilmeyenler Kanuni'nin babası 1. Selim Han yani Yavuz Sultan Selim Han'ın Çaldıran Seferi öncesindeki Anadolu'daki isyana meyyal olan kimseleri yazdırmasını Anadolu'da Alevi katliamı yaptı şeklinde iftiraya dönüştürenler var. Halbuki öyle bir şey yok. Ama ya Sultan Selim Han böyle ciddi bir sefere giderken Safevi devletinin başındaki kimse genç ve o zamana kadar yedi tane devleti yerle bir etmişken bu güçlü düşmana karşı tedbirli gitmesi lazımdı. Çünkü bu düşmanın yaptığı istihbaratla Yeşilırmak Havzası'nda Sivas'tan itibaren hatta Kızılırmak'a kadar da ulaşır. Sivas'tan itibaren dahil Sivas, Tokat Amasya, Yozgat, Çorum efendim, bölgesinde Şah İsmail'in propagandasını yapan İran'dan gelen hocalar, şeyhler efendim Şah İsmail'in askeri ordusuna gönüllü asker yazmaya başlamışlardı. 3000 kişi yazar Osmanlı vatandaşını 3000 Osmanlı vatandaşını Şah İsmail'in ordusunda Osmanlı'ya karşı çarpışmak üzere yazdılar. Şimdi böyle bir toplu haberi alan padişah ne yapar? Gider bu 3000'i bir kere ortadan kaldırır o üç binin sempatizanları varsa onlara da şöyle bir görünür bunu susturur. Sultan Han bunlar yapmadı. Belki bu defter etme deniliyor. Çaldıran öncesinde bir defter etme var Anadolu'da. 40 bin kişiyi tespit etmişler. Efendim, defter etme, tespit etme. Ha, bu, 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 bu yolda. Bu bir yere kaydedildi. Eğer ola ki çaldıran meselesini geriden gelen bu 40 bin kişiden bekleniyordu. Geriden gelip de Osmanlı ordusuna saldıracaksa önde Safevi ordusu arkada da Safevi dostu bir isyancılar güruhu orada sıkışmamak için de ihtiyat kuvvetini Sivas'ta bıraktı. Amerikan strateji uzmanları ya 100 bin kişilik ordunun efendim, 40 bin kişi ihtiyat mı bırakılır? Hem de düşmana yakın bir yerde. Evet ama arkada da böyle saldırı ihtimali olanlar var. Eğer Yeni Çubuk bölgesi çok otlak müsait bir yerde... Yavuz Sultan Selim Han orada bıraktı. 40 bin kişi. Hem atları beslensin, hem ileri gittiğinde başı sıkışırsa haber gönderip çağırsın ihtiyatı veya geride bir ayaklanma olursa İhtiyat komutanına verdiği emirde hemen onları derdest edip bizim ordumuzun arkasına sarkmanlı önlemesi içiydi. Amerikalı ne bilsin bunları? Amerikalı sadece CIA'ine emir verir, dünyayı karıştırır, kendisi de orada piposunu çeker veya purosunu çeker. Ne bileyim ben neyini çekerse çeker. Evet, Kalender Şah kanunu devrinde İsyan eden bir Celali reisi. Celali isyanları 250 seneye yakın sürdü efendim veya 200 seneye yakın. Evet bozuklu Celal çıkıyor fakir fukarayı istisbar ederek biraz adam topluyor. Ondan sonra o topladığı adamlarla bize katılmayanları öldürün diyor malların eline alın. O o bedava bir şey adam emir de vermiş fetva'yı da vermiş bize katılmayan kafirdir. Kim olursa olsun. Babası da olsa. Böylece isyancı ekibini çoğaltıyorlar. Şimdi de devletlere isyana kalkan, hainlik yapmaya çalışanların derdi davası elemanlarına büyük büyük paralar vaat ederek veya göstererek kendi devletine saldırtma siyasetidir. Ama ellerinde patlıyor. allah Teala patlatır. Yeter ki biz sağlam olalım. Hacı Bektaşi Veli soyundandı, öyle deniyor. Kadıncık anadan doğma, Habib Efendi'nin torunu imiş. Babası İskender, Hacı Bektaşi Veli'den sonra gelen Büyük Bektaşi Şehi Balım Sultan'ın oğlu. Bir de Balım Sultan var efendim. Anadolu'da safevi desteğiyle çıkarılan isyanların en mühimlerindendi bu kalenderi isyanı. Safevi devleti elini çekmedi. 1514'te Çaldıran'da aldığı dersi Şah İsmail dersten saymadı çünkü kaçarak Elburz dağlarına kuyruğu kurtarmıştı. Ondan sonra bir ümit ...onun revanşını alacaktı. Onun için de bu garip Anadolu'nun garip, fakir, yoksul insanlarını kandırmak suretiyle ortaya din davası koyarak ya işte hepimiz Aleviyiz, hepimiz Şiiyiz falan filan demek suretiyle bu huzur ülkesindeki insanları kan dökücü hale getirdiler. Tabi devlet o zamanki ulaşım imkanlarıyla veya işte haberleşme imkanları da buna ilave edilirse biraz işin sonunu görmeyi bekler bu bir istihbarat dönemidir. Devlet yoksa anında haber aldığında bunun tedbirini almaya başlar da hepsi açığa çıkarılmaz. Yavaş yavaş çıkarılır. Öyle de olması lazım. Çünkü devletin tedbirleri ifsad edilir bu sefer. Şimdi de ifsad etmeye kalkanlar yok mu efendim? Fesatçı bir sürü adam var. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Zannediyorsun ki dışarıdan gelmiş. Düşmanın bir adamı ya veya düşmanın kendisi ya. Düşman ancak bunu ister. Demek ki bir memleketin içinde kendi memleketinin düşmanlarıyla yaşamak çok zor. Yılanla bir çuvala girmek gibi. Evet. Lideri kalenderin Hacı Bektaş Ocağı kalender Hacı Bektaş Ocağı şeyhidir. Hacı Bektaş Veli rahmetli ben türbesi çekimler yaptım düzgün itikatlı, beş vakit namazını kılar. Bütün talebelerine namazı öğretir. Namazı tavsiye eder. Halbuki Safeviler ne yapıyordu? Namazı değil niyazı ayarlamaya çalışıyordu. Ya evvela namazı kılacaksın niyazı ne yapacaksın kardeşim ya? Borcun namaz niyaz değil senin borcun. Anadolu'daki mali sıkıntıların kuraklık sebebiyle efendim sıcaklar sebebiyle ürünlerde azalınca mali sıkıntılar artınca bu adamlar gayri memnunları toplamaları daha kolay oldu tabii. Safevi propagandasından etkilenen Türkmen grupları da Anadolu'da Türkmen grupları vardı. Ee, biz tabii aslımız o taraftan gelme hepimizin Orta Asya'dan gelmeyiz. Bu Türkmen grupları e, geldikleri yerlerdeki e, bazı belki itikadi sıkıntıları yanlarında da taşıyabiliyorlar. E, tabii bir toplumun başında dürüst, sağlam bir ilim adamı bir veya bin ilim adamı olmazsa o topluluk ne olur? gider birilerine kendi bacağına baltayı vurur yani. Birilerine kul olmaya çalışır. Ondan şeref bekler. Kalendere Türkmen grupları da destek verince isyan büyüyü verdi. Ne zaman? 1526 Mohaç seferi sırasında. Kanuni hazır uzaktayken biz de dediler bu devleti burada kuru verelim Anadolu'da gelince kanun ile oturup pazarlık ederiz. Eh, icap ederse İstanbul'da alırız dediler herhalde. İsyan Orta Anadolu'da hızla yayıldı. Kalender isyanı. Çiçekli, Akça, Koyunlu, Masatlı, Bozoklu gibi büyük Türkmen aşiretleri de vardı bunların içerisinde daha önce çıkmış olan Baba Zünnun isyanında darmadağın edilen gruplar da uyku hücreleri halindeydi. Onlar da meydana boş bulup onlar da katılıverdiler. Kalenderin etrafında 30 bin kişi toplandı. Bu 30 bin kişinin bin kişisini eşkıya alarak köylere salsa ya bize katılın ya da ölüm. Hemen yüz bin kişi olurlardı. Olu verdiler. Kanuni Sultan Süleyman Ana e, miktarının 30 bin'e kadar çıktığını ve Anadolu insanının kan alındığını, efendim Mohaç'tan dönerken Peter Varadin bölgesindeki konaklamada haber verdiler efendim böyle 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 durum var. Hemen Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa ile Karaman Beylerbeyi Mahmut Paşa isyanı bastırmakla görevlendirildi. Anında. E, şey değil ki havadan indirme birlikleriyle anında indiriveresiniz. Tabii bir zaman istiyor bu. İntikaller hep karadan. Bu kuvvetler daha yetişemeden önce Sivas Beylerbeyi Yakup Paşa Kapıkulu askerleriyle yanında bulunan askerlerle belki ihtiyaten kanun de babası gibi bir şeyler bulundurmuş olabilir e, bu düşünceyle. O askerlerle hemen kalender eşkıyasını dağıtmaya kalkıştı ama kalendere yenildi Yakup Paşa. Yenildi. Adam durduk yerde eşkıya reisi bir de Osmanlı askerini yenen muzaffer bir kumandan haline dönüverdi. Evet. Diyarbakır Beylerbeyi Deli Hüsrev Paşa ile Pasin çarpışmada kalender yenildi. Deli Hüsrev Paşa karşına kardeşim. Divane de derlerdi. Kayıtlarda divane de geçiyor. Deli de geçiyor. Yani adam hiçbir şey gözü görmüyor. Yeter ki inandığı bir dava olsun önünde. Öyle de öleceğiz, böyle de öleceğiz diyor. Şimdi ne yapıyor adam? Uyuşturucuyu çekiyor, arkadaşını vuruyor. Ya niye vurdun diyorlar. Vallahi nasıl ölmeyecek bir adam ya diyor. Yani bugün olmasa yarın ölecekti. Birisi Allah rızası için, ilahi kelimetullah için zaten ölecektim diyor. Ölürsem şimdi öleyim diyor. Gittiğim yerde hesabım kolay olur. Öteki de ne olacak diyor ya belki bıraksan adam üç 5 kişi daha öldürecek. Bırakıyorlar zaten. Bir daha üç 5 kişi daha öldürüyor da yani. Oluyor da bunlar yani. Pasin ovasında ...sıkıştırdı bunları. Şimdi Pasinler diyorlar ya oraya efendim... Anadolu Beyliği, Bey, Beylerbeyi, Behram Paşa'yı Karaçayır'da yendi. Buyur şimdi. Yenilen adam Osmanlı'ya Hüseyin Paşa'yı yenilen bu sefer Osmanlı askerini bir daha yendi. Behram Paşa kendisine katılan Karaman ve Halep Beyler ile birlikte Tokat civarında Cincife'de kalenderle tekrar karşılaştı. Evet. Çok çetin bir savaştan sonra Behram Paşa yine yenildi. Karaman Beylerbeyi Alaiye, Amasya, Birecik, Sancak beyleriyle beraber Karaman ve Anadolu tımar defterdarları şehit oldular. Bu ikinci Behram Bey'in savaşında, yenildiği savaşta bakınız efendim, tımar defterdarları ve üç tane Sancak Bey'i bir tane de beyler Beylerbeyi şehit oldu. Sadrazam Makbul İbrahim Paşa mağlubiyet haberleri üzerine 3000 bin kadar Yeniçeri, 2000 bin kadar Sipahi ile Elbistan'a kadar yürüdü. Kanun Sultan Süleyman Han'a Peter Varedin'de ulaşan ilk haberden sonra dönüş devam ederken bir yandan da İstanbul'a yaklaştıkça durum gelişti ve damat İbrahim Paşa 5000 bin kişiyle yola çıkarıldı. O da Elbistan'a kadar ilerledi. Osmanlı askerinin sıkı baskısı karşıda tutamayacağını anlayan kalender İran'a kaçmaya niyetlendi. Ne olacak? Bir canlı kurtarıdı. Gerisi ölürse ölsün. Sonra Bağdat'a döndü. Fikir değiştirdi. Ya oradan yüz bulamadı. İbrahim Paşa da tedbir olarak kalendere mağlup olan askerleri ordugahına sokmadığı gibi tımarları ellerinden alınmış olan Dülkadirli sipahileri ve Türkmen ileri gelenlerini davet etti. Siyaset kullandı şimdi. Türkmenlerin de toprak davası vardı efendim işte. Bozok Türkmenler ne kadar masatlı, koyunlu, çiçekli, akça gibi Türkmenlerin beylerini çağırdı. Onlara dedi ki ya elinizden aldığımız saklarınızı geri veriyoruz. Tamam ha, ben veriyorum yetkiliyim. Kalenderin safındaki sipahi grupları, Türkmen beyleri İbrahim Paşa'nın yanına kayıverdiler. Yani kalenderin karşısında yer aldılar. Evet. Paşa boy beylerine hilatler giydirip onlara bağışlarda bulundu. Kalenderi Elbistan civarında baş saz yaylasında mağlup etti. Efendim bu baş saz işte ak saz falan sazlar var ya efendim. Bu sazlar dıngırdayan sazlar değil. Tek telli sazlar değil, çok telli sazlar değil. Kamışlık olan yere Anadolu'da saz derler efendim. Sazlık derler. Sazlık. Nedendir bilmem. Kamışlar kurudukları zaman rüzgar eserken çok enteresan nameler çıkartırlar. Onun için mi sazlık diyorlar bilmiyorum. Halbuki kamışların bir özelliği de bulundukları bataklıklarda o bölgede oksijeni sağlarlar. Çok faydalı görevleri vardır. İşte başsaz denilen yer demek ki bataklık bir yerdi. Orada mağlup oldu. Kalender ile yanındaki Dülkadirli Bey'i Veli Dündar öldürüldü. E, Dülkadirler de zaten Sultan Selim Han'ın akrabaları. Ama işte yani sen tut Osmanlı'ya karşı tavır al. Enteresandır. Kalender Şah'ın isyanı ilk çıkışı ve görüşü itibariyle Şii temayüllü Türkmenlerin ihtilalci mehdilik anlayışına bağlı bir isyandı. Şimdi bir ihtilal mehdi çıkacak. Hangi devletten çıkarsa çıksın orada bir ihtilalle idareyi ele alacak. Kalenderin peşine de acaba Mehdi niyetine mi çıktılar? Bu Mehdi hastalığından çok kişi öbür tarafı boyladı gitti. Hala da bununla insanları kandırıp ben Mehdi'yim deyip ya göster kimliğini kardeşim ya. Bir mühür göster Mehdi desin sana ya. TC kimlik mi ama Mehdi TC kimliğin varası olur mu? Mehdi insanlar devletler arası hatta gezegenler arası bir liderdir. Sahtekarlara bakar mısınız efendim? İnsanlar niye kananlar? Bilmedikleri için kananlar. Öyleyse insanların doğru din adamlarına, Allah için din öğretmeye çalışan, itikat öğretmek için çalışan din adamlarına çok ihtiyacı vardır. Efendim, küçük bir aramız var. Bu aradan sonra inşallah sizlerle beraber olacağız. Evet, kıymetli dinleyenlerim, sohbetimizin ikinci bölümüne başlıyoruz. E, TGRS FM radyosunu dinliyorsunuz. Böylece kalender isyanına gönderilen İbrahim Paşa oradan da başarıyla döndü. Gayleyi bastırdı, bir artı puan aldı. Sonra ne oldu İbrahim Paşa'nın hayatına? Devam ediyoruz. Çünkü geçen hafta İbrahim Paşa'yı anlatırken kalender isyanını da sizlere bir açıklayacağım demiştim. Onu açıkladım şimdi. Tekrar İbrahim Paşa'nın hayatına döndük. Birinci Viyana kuşatması ile biten ikinci Macaristan seferine katıldı. 1529 Tabi ikinci Viyana seferi birinci Viyana seferi ikinci Viyana değil birinci Viyana seferi nin akabinde ikinci Viyana seferi Merzifonlu Mustafa Paşa tarafından 1683'lerde oldu. Şimdi gidin bakın Avusturyalılar göğüslerini yumrukluyorlar. Biz Osmanlı'yı sokmadık topraklarımıza. Ne yaptınız? Kralınız bıraktı memleketi kaçtı ya. Başkenti bıraktı kaçtı ya. Kim bırakmadı? Alman askerleri geldi de Alman askerleri kurtardılar sizi be. Alman dağı var orada, Alman dağı. Osmanlı ordugahıydı. Orada müze kurmuşlar, biz Türkleri sokmadık. İşte birinci Viyana'da da Türkleri sokmamayı bunun peşine söylüyorlar. Biz birinci de zaten sokmadık. Türkler buraya giremezler. Tuna'dan atını sulayamaz. Ya Türkler Tuna'dan atını 300 yıldır suluyorlar kardeşim ya. 300 yıldır soluyorlar ya. Sen ne ne diyorsun yani? Onlara öyle bir moral vermişler. İşte birinci Viyana kuşatmasının muvaffakiyet kazanamaması İbrahim Paşa'nın açığa çıkan bazı hatalarıyla oldu. Kanun Sultan Süleyman Han buraya bir mim koydu. Bir kere mevsimin geçmesine kadar yani serinlemesine soğumasına kadar biraz oyalanıldı. Eh çeşitli sebeplerle oyalanıldı der, Onu meşru göstermeye çalışır. Ondan sonra da Süleyman Han mevsim sertse sert. Biz de insanız. Karşımızdaki düşman da insan. Onlara da sert, bize de sert. Savaşsa savaş. Yani biz yaz asyeriyimiz diyeceğiz. Kum voleybolu mu oynayacağız yani? kanuni kuşatmanın devamını istedi. Ancak İbrahim Paşa hem serdarlık kendisinde hem Rumeli Beylerbeyliği kendisinde hem sadrazamlık kendisinde iken bazı adamları vasıtasıyla bu bölgede kışın çok sert geçeceğini Hani derler ya Sivas'ın kışı için veya Erzurum'un kedi damdan dama atlarken arada donmuş kalmış diye. Böyle mübalağalı şeyler asker arasına yaydırıldı. E bu İbrahim Paşa kendi ifini çekmedi mi efendim şimdi? Çekti. Hiç. Bunun kaçarı yok. Çekti. Ve divan toplantısında ara toplantıları olurdu. E, savaş divanı olur ama bir de ara toplantı orada durum değerlendirme yani o güne kadar yapılanlar efendim ileride yapılacaklar böyle bir planlama bugün de birçok devlet müesseselerinde yani bunlar vardır ordu dahil orada hep İbrahim Paşa bu kuşatmanın kaldırılıp muhasaranın kaldırılıp dönülmesini savundu e, tabi padişahın damadı veziri azam ve saydığım diğer makamların sahibi adamın karşısında. Divanda evet Osmanlı divanında dini emirdir. Herkes hak bildiğini söyleyecek. Ölüm bile olsa ucunda. E, o karakterde olmayanlar varsa ya, divan üyelerinden ki vardı. Mecburen İbrahim Paşa'yı haklı göstermeye çalışıp onun yolunu savunmaya kalkanlar oldu. Burada evet Peki dedi Kanuni Sultan Süleyman. Madem ki muhasarayı kaldırıyorsunuz. Kaldırın bakalım. Muhasara kaldırıldı ama bunu bir kenara yazdı. 1532'de üç sene sonra Alamanya seferi veya Alaman seferi de büyük bir dirayet gösterdi. Osmanlı gücünü ve kudretini her vesileyle Avrupa'ya hissettirdi. Ama bu hissettirme kendini de hissettirdi. İşte nefis orada ayağını çeldi İbrahim Paşa'nın. Efendim. Böylece İbrahim Paşa yavaş yavaş ayağa kaymaya doğru gidiyor. Ne kadar başarılı olsa da 1532 seferi. Kanuni ona seraskerlik unvanı verdiğinde, İbrahim Paşa'nın devlette, iç ve dış işlerinde en yetkili tek kimse olmasını sağladı. En yetkili tek adam. Bir padişah değil. Bu halini, İbrahim Paşa'nın geldiği bu noktayı, o zamanki Celal Zade, nişancı Mustafa Bey, tosyalıdır bu, koca nişancı diye geçer, Eyüp'te Nişancı Camii var. Murad-ı Müzevi Hazretlerinin hemen türbesine girmeden sağ tarafta köşedeki cami Nişancı Mustafa Bey'in yaptırdığı camidir. Kabride abisiyle beraber o caminin kıble duvarının önündedir. Evet. İşte bu nişancı bu hadiseyi kanunun bu konudaki e, tebrikatını şöyle yazdığını söylüyor. İyi bir yazardı kendisi. Divani usulde üstüne kimse yoktu. Yıllarca da öyle bir nişancı Osmanlı'da gelmedi. Mustafa Bey diyor ki, bu seraskerlik beratı ile beraber beş kere yüz bin nakit akça. Beş yüz bin hayır. Beş kere yüz bin. Öyle diyor Osmanlı. Niye demiyor ya düzeltseydi. Hadi düzelttir. <laughs> Düzelttirebiliyor 900 at hediye ki birinin başında altın işlemeli gem takımı raht vardı raht gem ve biniş takımları raht deniyor buna r a h t H ile T'nin arasında bir şey yok. Rahat değil, rahat değil. Rahat hazinesi. Topkapı Sarayı'nda vardı. Hala rahat hazinesi değil, geçer orası ama şimdi işte çeşitli sanat etkinliklerine maalesef sergi salonu haline getirdiler orayı. O güzel yeri. Ne yapalım? Getirsinler. Bir altın işlemeli kılıç. Dört kıta yani dört tane çok süslü hilat ve dokuz bohça kumaş altınla işlenmiş bir çerenk. Yenişehir'e ağası ile gönderildi. Bu beratta yazılanların kıymetlerine bir hat yoktu. Bazı büyük ve çok insanlar da bulunup kendilerine evvelce tahsis edilmiş 20 kere 100 bin akçe, 10 kere 100 bin akçe daha ilave edilip 30 kere 100 bin akçeye çıktı bu iş. 30 tane 100 bin akçe. 3 milyon. Milyon, en milyon ne? Osmanlı'da yoktu ki milyon ne? Başka bir şey vardı herhalde. Vezir-i Azamlığı üzerine seraskerlik dahi verilip tu davul ve bayrak gönderildi. Zaten o beratı anlatıyor burada. Ve Osmanlı sultanlarının eskiden beri bayrakları dört iken dört tuğluydu. Tu ne efendim? Tu atın kuyruğunun kıllarından yapılmış olan bir nesne. Tek tuğlu vezirle o herkes çadırın önünden selavatla geçer. İki tuğlu vezir, üç tuğlu vezir, dört tuğlu padişah, üç tuğlu sadrazam öyleydi. Şimdi dörtken, dört tuğluyken padişahınki, yedi tuğa çıkarıldı. Allah Allah. Yedi tuğ. Niye beş yapmadın da yedi yaptın arkadaş? Başka bir maksat var demek ki burada. İbrahim Paşa'nın, kudreti bir kat daha yükseltilip, son derece oldu. Peçevi tarihinde de, bu iş için Osmanlı padişahlarının, eskiden beri bayrakları dört iken bundan sonra yedi olması ferman edilmişti diyor. Yeni düzenleme Osmanlı padişahı bundan sonra çadırın önünde yedi tuğ olacak. Bu yeni halde Vezir Azam İbrahim Paşa'nın bundan böyle altı tuğ taşıyacağı demekti. Padişah'dan bir aşağı peki aşağıdaki vezirler 1 iki 3 tuğ 3 zaten vezir azamdı bir iki tuğ kaldı 4 tuğ da padişahtı şimdi İbrahim Paşa padişahın 7 tuğunun bir altını aldı 6 Altı tuğlu adam padişahlığı gözüne kestirdi başkan yardımcısı falan değil başkanın kendi olmak üzere efendim şimdi evet İbrahim Paşa'nın kanunundan fazla tuğa İbrahim Paşa'nın kanundan fazla tuha sahip olmayacağı aşikar. Öyleyse alt olacaktı diyor peçevi. Tuğ sayısı yediye çıkartıldı. Vezir-i Azam İbrahim Paşa saraya damat olmasıyla beraber hem Serasker hem Rumeli beylerbeyisi hem de altı tuğ sahibi olu verdi diyor tarihçi. İbrahim Paşa Alaman seferi sonrası Avusturya İmparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Anlaşması'nın müzakerelerini idare etti. Osmanlı Devleti adına. 1533 tarihli İstanbul Anlaşması. Görüşmelere katılan elçilerin raporları gösteriyor ki İbrahim Paşa'yı elçiler güç ve nüfuzunun zirvede ve müzakereler zirvede olduğunu evet sınırsız yetkili olduğunu yazıyorlar raporlarında. Bu İbrahim Paşa diyorlar padişahça sınırsız yetkili kılınmış. Bir şey teklif ediyorlar mesela padişah bir sorayım demesi lazım değil mi? Hayır. Tamam tamam diyor. Kendi ben kabul ettim bitti diyor. Padişaha sormak yok. O zaman padişaha ne sayıyor? Yok sayıyor demektir efendim bu. Bu yok sayıyor demektir. İbrahim Paşa'nın kontrolünde cereyan eden müzakerelerde bir barış sağlandı. Osmanlı Vezir Azam'ı İmparatorluğun Alman kanadını idare eden Charlken yani 5. Carlos'un kardeşi Ferdinand ile eşit sayıldı. Avusturya İmparatoru ile İbrahim Paşa anlaşmada eşit sayıldı. İbrahim Paşa ile soylu Habsburg Hanedanı mensubu olan Ferdinand eşit sayılınca mukaddes Roma Cermen İmparatorluğunda bir psikolojik eziklik peyda oldu. Vay dediler ya. Almanlar Avrupa hakim olmak istiyordu. Şimdi de öyle ya benim. E Biz gittik dediler Avusturya şimdi. Avusturya'nın karşısından bir adı biri daha çıktı. Onlar eşit sayıldı. Onlara mama kalmadı. Safevilere karşı olan Irak seferine çok büyük yetkilerle ve serasker sultan denerek bu sefer Seraskerlik değil, Serasker Sultan ünvanına çıktığı yazdığı bütün emirlerde Serasker Sultan yazdırıyordu altına benim imza olarak. Serasker Sultan. Bu sefer sırası da önden hareketle 1534'te Tebriz'e girip Tebriz'i aldıktan sonra Kanuni'nin kuvvetleriyle birleşti ve Bağdat'ın fethinde vazife aldı. Seferde, Bağdat seferinde anlaşmazlığa düştüğü ve kendisi gibi nüfuzlu değilse de gene kanunun yanında nüfuzu olan sefer defterleri vardı. İskender Çelebi. İskender Çelebi Allahu Teala'nın hikmeti. Bu yazılan fermanlardaki Sultan Serasker Sultan sözünün sultanına takıldı. Böyle yazdıramazsın sen dedi kendine. Allah Allah. O nevrinde bakın şimdi. Allah Teala cezalandırmayı emir buyurduğunda, irade ettiğinde ne kadar çabucak işler değişebiliyor. Adamın kafası belki yukarılara, bulutlara değecekti birdenbire bir İskender Çelebi çıkıyor. Sen buraya sultan yazdıramazsın diyor. Kanuniye falan da ihbar etmiyor. Kendi. Ha, bakıyor ki İbrahim Paşa önünde bir engel var. Bu engeli imha ederse biri daha kaldırıp da sen sultan yazamazsın demez. Evet imha edersen. İmha edemezsen daha bunun gibi çok İskender Çelebiler çıkar diye düşündü ve İskender Çelebi'yi Bağdat'ta katlettirdi. Öldürttürdü. Suçu ne? Sultan yazamazsın dedi. Bundan adam öldürülür mü efendim? Ama eceli geldi ya. Evet. İbrahim Paşa henüz Irak'ın seferine padişah dahil olmamışken yaptırdığı ilanları yani gönderdiği emirlerin altına Serasker Sultan yazısını İskender Çelebi Osmanlı'da tek sultan olur sözüyle önünü kesti. Ha de verdi. O başka. Evet. İskender Çelebi'ye kin güden İbrahim Paşa zaten başından beri demek ki bir sıkıntısı vardı ondan. İlk fırsatta da onu ortadan kaldırdı. Kanuni hadiselere vakıf olunca İskender Çelebi'ye gazvettiğini, haksız yere kanına girdiğini anladı, araştırma yaptı ve İbrahim Paşa için zaten olan şüpheleri İyice büyüdü. Belki de karar haline geldi. Rakeyn seferinden sonra Rakeyn seferinden sonra İstanbul'da 1536 Şubat'ı Fransızlara verilen ahitnamenin hazırlıklarıyla uğraşan İbrahim Paşa ki Ramazan-ı Şerif'ti Şubat ayında İftar için saraya çağrıldı. 14 15 Mart 1536 gecesi sebep söylenmeden idam edildi. Ortadan kaldırıldı. Saraydan çıkarılan cesedi Galata'da tersanenin arkasındaki can feda veya can feza zaviyesi yanına müstakil bir suffe üzerinde defnedildi. Evet. Serasker Sultan gitti. Osmanlı'da kısa süre devam eden bir makam olmuştu bu. İbrahim Paşa'nın kendi keşfettiği makamdı bu. Onun idamına sebep saltanat hırsına kapılıp kazandığı zaferler kudreti kazandığı kudreti zenginliği ne daha ileriye taşımak için Irak'ın seferi sırasında acemlerin yönlendirmesi ile sultan unvanını kullandığı ve buna mani olan İskender Çelebi'yi de haksız yere öldürttüğünü gösterdi. Ya tam ben işi oturtmuştum. Artık tamamdı bu iş. Kanununda gelecek ki İstanbul'da başka bir sultan var. İstiyordu herhalde. da oldu bu. Şehzade Mustafa Gailesi bundan 20 sene sonra 1556'da oldu. Ve Mustafa ile beraber de Kanuni Sultan Süleyman Han o kadar da yaşlı değildi. Ama bir evladına bazı aracıların aralarına girmesiyle, babayla evlat arasına girmek çok tehlikeli bir şeydir efendim. Girmesiyle Böyle bir sıkıntı peyda edilmesi, bir evladına kıyılması hususunu bir türlü kabullenemedi. Kanunu oğlunu öldürttü, Mustafa ölüyor işte muhteşem diziyi seyrederken diyordu bir mimar Bursa'da Muradiye e, restoranında çalışan Mustafa yarın ölecek. Bir dakika dedim ya, nereden biliyorsun sen insanların öleceğini kimse bilemez ya. Ama dedi öyle işte falan. Kim dedim Mustafa'ya niye ölecek dedim. İşte şöyle 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 ya bırakın dedim siz. Yani mimar olmuş insansanız böyle e, filmlerle kendinizi hemen içe adapte etmeyin ya. Tarih acaba doğrusu bu mu? Dedik ama ne kadar anlattık, onu da bilemem. İbrahim Paşa'nın Rakayın Seferi'nde Bağdat'ın fethinden sonra çok sert bir tutumla kimseyi dinlemeyip bazı uygunsuz emirler ve hareketler göstermesi de buna ilave edildi herhalde. İbrahim Paşa'nın çağdaşı, şair ve tezkere sahibi ...latifi onun için... ...iki ayrı risale yazdı. Birisi risalenin... ...risale-i enisül füseha... ...der hakkı... ...merhum İbrahim Paşa. Öldükten sonra yazdı tabii. Kitabında... ...onun ani yükselişini... ...sadrazamlığındaki aşırı ve şımarık davranışlarını... ...haşbetini yetkilerini dolayısıyla yetkilerinden dolayı gurura kapıldığını, çok zinet düşkün olduğunu, bundan ders alınması gerektiğini yazıyor. İkinci risalesi ise Efsafi İbrahim Paşa vasıfları, sıfatları neydi? Kısa risaledir bu. İbrahim Paşa'nın cömertliğini şair ve edipleri koruduğunu yazar. 12 seneden fazla işte 13 sene diyoruz biz ona vezir azamlık yaptı. O zamana kadar rastlanmayan ölçüde şan ve şerefe nail oldu. Hiçbir sadrazam bu şan şerefe nail olmamıştı. Venedik elçisinin raporuna göre birkaç dil bilen, tarihe çok meraklı, cömert ve hayırsever bir devlet adamıydı. Sağlığında pek çok malı mülkü vardı. Sultan Ahmet Meydanı adını taşıyan İbrahim Paşa adını taşıyan muhteşem bir saray vardı Sultan Ahmet Meydanı'nda. Bunda da Kanuni Sultan Süleyman yaptırdı efendim. Halen de burası Türk İslam Eserleri Müzesi'dir. Hanımı Hatice Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'ın kız kardeşi kum kapıda bir cami ve yakında tekke yaptırdı. İbrahim Paşa'nın Galata'da Perşembe Pazarı içinde Haliçkıyız'daki eski yağ kapanı mescidi Mekke, Selanik, Hezargrad veya Razgrad'da deniyor. Kavala'da cami, mektep, medrese, hamam ve çeşmesi ve yine bazı kasabalarda mescit ve zaviyeleri vardı. Bunlara çeşitli vakıflar tahsis etmişti dedik ve İbrahim Paşa'yı böylece anlatarak bu bahsi noktalamış olduk. İnşallah bundan sonraki haftada başka bir Osmanlı devlet adamını veya ilim adamını bakalım bahtımıza. Sizlere anlatmak üzere veda ediyoruz. Hoşça kalınız efendim. Tarih sohbeti